Kurultayda kullanılan dil çok saldırgan ve terör örgütüne mesajlar veren bir dil. Yani tutuklu ve hükümlü olan teröristlere devrimci tutsak ifadesini kullanıyorsunuz. Yani bunun bir yerlere mesaj vermek, bir yerlere selam çakmak olarak algılıyoruz biz. Alevilik anlayışında yer almayan ifadeler kullanılarak milli mücadele yok sayılıp Cumhuriyet düşmanı Seyit Rıza anılmıştı. Saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı'nın okunmaması da tepki çekmişti. Bakanlığın Cemevi Başkanlığı'yla işbirliği yapacak dedeler düşkün ilan edilerek tehditler savrulmuştu. Böyle iki tane dernek, yedi tane federasyon, hiç kimsenin gücü bu makamı değiştirmeye yetmez. Dolayısıyla kendilerini temsilci gibi gösterenler Alevi toplumunu aldatmaya çalışıyorlar. Biz buna izin vermeyiz. Vermedik de bunların amaçları kendi menfaatleri için sonuç elde etmeye çalışıyorlar. O nedenle biz asla bunlara izin vermeyeceğiz. HDP'ye yakın 7 Alevi Derneği'nin İstanbul Yenikapı'da yaptığı sözde Büyük Alevi Kurultayı'na tepki gecikmedi. Ocakzadeler Meclisi Sözcüsü ve kolu açık Hacım Sultan Ocağı dedesi Ali Timurtaş Özmen terör örgütüyle yakınlaşma provaları yapıldığına dikkat çekti. Seyit Rıza ile Hünkar Hacı Bektaş Veli'yi, İmam Ali'yi aynı afişin içinde görmek, aynı kurultay binasının içinde görmek, yani Seyit Rıza'nın ismini öne çıkarmak, özellikle o bileşenlerin içinde yer alan DAT dediğimiz Demokratik Alevi Dernekleri kuruluşuna verilen bir taviz veya onlarla paralelde olduklarını gösteren bir yerlere selam çakılıyor. Yani terör örgütüyle böyle yakınlaşma provaları yapılıyor. Özmen, Aleviliğin siyaset konusu olmasına izin vermeyeceklerini vurguladı. Aleviliğin siyasetle uzaktan yakından ilgisi olamaz. Cemevleri, camiler, siyaset yerleri olamaz. Bunun acısını bu ülke çekti. Biz buna asla izin vermeyeceğiz. Yani kalkıp Alevi toplumunu bu söylemlerle aldatmak kimsenin haddi değildir. Geçmişte bu insanların Atatürk'e, Türk bayrağına nasıl mesafeli olduklarını, toplantılara Türk bayrağını ve Atatürk resmini asmadıklarını, İstiklal Marşı'nın okunmadıklarını ve bu toplantıda da okunmadı. Bunlar bizi yaralayan, üzen şeyler. Bu birliktelik bizi çok endişelendiriyor. Ulusal güvenliğimiz açısından da, Aleviler açısından da. Ocakzadeler Meclisi Sözcüsü Ali Timurtaş Özmen, sözde Alevi Kurultayı'ndaki derneklerin Alevilikle ilgisi olmadığını da ifade etti. Onlar kendilerine İslam dışı ilan etmişler. Aleviliği ayrı bir din gibi lanse ediyorlar. Avrupa'da da bunu birçok Avrupa ülkesi emperyalist projeleriyle destekliyorlar ve oradaki Alevilere ayrı bir din statüsü verdiler. Bunların hepsi Türkiye açısından ciddi sıkıntılar içeriyor. Yedi Derneğin Atatürk ve Cumhuriyet karşıtı duruşlarını hatırlatan Özmen, Alevilerin bu derneklere aldanmayacağını kaydetti. Hünkar Hacı Bektaş Veli'nin şu sözünü düstur almışız kendimize. Biz lafa değil, içe ve hale bakarız. Yani bunların bugün söyledikleri laflar bizim için hiçbir değeri olmayan laflar. Bugün İmam Ali'ye yakınmış gibi gözüken afişler. Yani bunlar aldatıcı şeyler. Alevi toplumu bunlara aldanmasın. Önemli olan Hüseyin'i duruştur. Biz dün nasıl duruyorsak bugün de öyle duruyoruz.